Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2 yıl boyunca yaptığım resimlerimi göstereceğim. Birincisi bu şekilde. Ben o zamanlar bakışları pek güzel yapamıyordum. Böyle aynı resmi tekrar yapıyordum falan. Çalışıyordum üstünde yani. Bu biraz Anna biraz genç kızımsı durmuş. Anna tontiş ya biraz filmde. Bunun vücudu buna geçmeliydi aslında diyeyim. Bence çok güzel. Bence çok da güzel diyemeyiz ama bayağı güzel yapmışım. Şimdi bir resmi daha göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar bir manzara resmi şöyle. Gökyüzü, dağlar, bulutlar. Bence çok güzel şuradaki imza benim yaptığım gösteriyor yani arkadaşlar. Annem de aynısını yapmıştı ama annemin yaptığını bulamadık. Annemle yapmıştık hatta. Anneminki ayrıydı. Yani bulamadık ama şimdi. Şu şekilde bir pastel boya resmimiz var arkadaşlar. Sonra anlatacağım bunların yapımını. Bir sonraki videolarda anlatacağım. Bence bayağı güzel. Şu flamingo arkadaşlar. Ama bence çok onu pek flamingo gibi durmamış. Pek güzel yapamamışım. Ama şu arkadaki manzara yani çok güzel. Siz de böyle. Ben internetten buluyorum bu resimleri. Şu şekilde arkadaşlar. Kristof'un geyiği. Ben bunu çok güzel yapmışım bence. Şuradan böyle güneş ışınları vuruyor. Şu noktalarda çiçek oluyor. Rengarenk çiçekler de yaptım. Şimdi başka bir resmimize geçelim. Bunu ben uydurdum arkadaşlar. Bence baya güzel. Sadece kaşları azıcık kalın olmuş. Evet. Bu Frozen 2'nin şeyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz kıyafetli Elsa burada. Bu şekilde benim kuzenim Ali Spider-Man istemişti benden. Spider-Man çizer misin demişti. Ben bunu çok uğraşlarla çizdim arkadaşlar. Ama bence çok güzel olmuş. Böyle arkadaşlar bu da. Ben bazılarına tarih atıyorum. Bazılarını unutuyorum bazen. Ben bunu not defterimden çizmiştim arkadaşlar. Not defterim vardı benim Elsa'lı. Ondan çizmiştim. Şimdi size yine bir Elsa resmi göstereceğim. Bu şekilde. Çok güzel olmuş bence bu. Şuraları ben cam kalemiyle gittim arkadaşlar. Siz keçeli kalemle de gidebilirsiniz üstüne. Bu şekilde bir resmim de var arkadaşlar. Hani animasyonlarda böyle iki ana karakterin yüzünü bir yüz yaparlar ya. Ben de öyle yaptım. Yani çok başarılı bir çalışma olmamış ama bence çok güzel. Tabii Ezra'nın yanağı dışında. Biraz aşırı kırmızılık yapmışım yani. Bu şekilde arkadaşlar bu da. Kuru boya resmi bu. Kızın parmakları aşırı kalın olmuş olabilir ama şey olduğu için yani kalın keçeli kalem olduğu için. Bu şekilde bu da ağaç. Bence çok güzel oldu bu. Arkadaşlar size bir resim göstermek istiyorum. Kuzey Yıldızı dizisinde Kuzey vardır ya biliyor musunuz bilmiyorum. İzleyenler bilir muhakkak. Onu çizmeye çalıştım. Bence bayağı güzel oldu. Şu arkaya da bir ağaç çizdim. Şöyle bu da böyle bir kız bir erkek çizdim ben. Şuraya da güneş yaptım. Bu yine pastel boya arkadaşlar. Bence ben bunu bu arada
Bir kutum vardı benim. Onun kapağını açmıştım. Üstüne böyle çevrilmiştim. Arkadaşlar, ben böyle bir resim yaptım. Manzara resmi. Bunun pastel boyası da var. Gösteririm. Ben bu tür resimlerden sattım bile oldu arkadaşlar, birkaç tane. Evet, şimdi başka bir resim alalım. Bu şekilde arkadaşlar, Elsa çizmiştim ben. Bunda kum boyama olur ya, bilirsiniz. Ondan bakarak çizmiştim bunu da. Bence çok güzel olmuş. Bu cep planda yok da arkadaşlarıma ele beceremeyeceğimi bildiğim için az çok böyle yaptım. Cep yaptım. Bu şekilde bu ve bu aslında aynı şeyden çizdim. Bu ilk denememdi. İlk denemem çok güzel oldu arkadaşlar. Bu biraz, yani özellikle kaşları birazcık kalın olmuş. Ama ikisi de bence çok güzel. Bu resimlerimizi de koyalım. Evet arkadaşlar, bu resimde Elsa gördüğünüz gibi, buna tarih atmışım. Bence çok güzel arkadaşlar. Bu masum bakışları, yani Elsa'nın. Arkadaşlar, şimdi bu benim ilk Elsa resmim. Bu şekilde. Yani şu gözün kırmızılıklarını yapmasaymışım iyi olurmuş bence, ama bence çok güzel. Şu elin şeklini hele çok güzel yapmışım. Şöyle bir tane daha resim alıyorum. Bu şekilde manzara resmi. Bir adam böyle şezlongta yatmış. Şurada ağaçlar falan var. Bence çok güzel. Şu güneşin kızıllığı hele çok güzel olmuş. Arkadaşlar, bir de benim şu resmim var. Ben buraya insan da çizmiştim. O kötü olduğu için göstermek istemiyorum. Bu şekilde şey, Kız Kulesi İstanbul'da. Böyle akşamüstü bir manzara. Evet arkadaşlar, bu da böyle. Ama bence bu Elsa biraz tombik Elsa olmuş. Ama yine de çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu çok zor yapmıştım. Çok güzel oldu ama sonunda. Bu arada şu beyazı nasıl tutturuyorsunuz derseniz, kağıt bantlar oluyor. Onlardan yapıştırıyorum. Böyle masaya da sabitlenmiş oluyor. Böyle kaymıyor yani resim yaparken. O açıdan da iyi oluyor. Bence bu da çok güzel bir resim. Bu şekilde arkadaşlar. Flamingo resmi. Bence çok güzel. Buradan da güneş vuruyor yine. Flamingo'nun ayağı çok güzel olmuş bence arkadaşlar. Vücudu da tam tutturmuşum yani. Böyle bu benim sulu boya kiraz ağacı resmi. Buralara bilerek böyle yaptım, noktalar yaptım. Böyle fırçayla fış yapıyoruz ya. Yani çok güzel. Şu beyazlıklarda ışık vurma şeyi oluyor. Bu şekilde yine sulu boya flamingo arkadaşlar. Ben sulu boyayı çok güzel çizemediğim için sulu boya resimlerim pek güzel olmuyor. Ama bence çok güzel bu da. Bunun testini düzgün anlamadım ben. Ha şöyle. Sanırım. Heh, evet. Ben bunu yastığımın kılıfından çizmiştim arkadaşlar. Şu uğur böceği, kelebeği falan ben uydurdum ama. Bence çok güzel çizdim. Şu tam
Üç boyutlu gibi olmuş yani. Gibi ama çok da öyle olmamış bence. Böyle minnoş bir kedi çizmiştim ben. Böyle yağmurun altında bir yumak düşmüş yere. Bence bu da çok minnoş bir resim. Bu da arkadaşlar bir balerin resmi. Bunu tamamen ben uydurdum. Bence çok güzel. Şöyle tütülü bir eteği var. Böyle gül yaprakları iniyor tepesinden. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de ben at çizmiştim. Bence çok güzel. Böyle bir kitabın kapağından çizmiştim ben bunu. Çok güzel olmuş. Bence tam durmuşum. Bu da arkadaşlar yine not defterimden çizdim. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum bunu. Böyle Elsa da Anna da çok güzel. Arkadaşlar bu da pastel boya manzara resmi yine. Bir gemi böyle suda yüzüyor. Ben bunu yine diğer pastel boya manzaralarla aynı şekilde yaptım. Fakat şu yuvarlağı tutturması birazcık zor oluyor arkadaşlar. Bunlar da martı, kuş oluyor. Bu şekilde benim çizdiğim yeni yıl resim vardı. Şurada bir tablo var arkadaşlar. Böyle gökyüzü falan gözüküyor. Bu çocuklar da böyle hediyelere seviniyor falan. Şöyle. Arkadaşlar bu benim çok uğraşarak çizdiğim bir resimdi. Anna. Şu saçı ben çok zor çizmiştim, tutturmuştum. Şu gözler çok minnoş olmuş ama arkadaşlar. Bu açıdan ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar bu da bir Elsa resmi. Bu da tombiş Elsa'lardan biri. Kaşını biraz fazla kalın yapmışım. Hatta biraz ötesi. Böyle. Böyle bunlar buz oluyor arkadaşlar. Şöyle orman burası da her tür hayvan yaşadığı bir orman çizmiştim ben. Bunda yine kalp çizerek yaptım. Bir kızla bir erkek el ele tutuşmuş. Bu da pastel boya. Aynı şekilde yaptım. Bu böyle arkadaşlar bunlar çam ağacı, gün batımı. Bu normal bir ağacın gölgesi. Bu da pastel boya arkadaşlar. Bu kenarların beyaz yerini de az önce dediğim gibi yaptım. Kağıt bantla yapmıştım. Bu şekilde arkadaşlar zürafa çizmiştim ben. Hem zürafa oyuncağım vardı. Ondan çizdim bakarak. Böyle yeşillik yiyor, ağaç yaprağı yiyor bu zürafa da. Arkadaşlar ben Frozen 2'nin bir afişini çizmiştim. Kristoff çok güzel olmamış ama Elsa ve Anna bir de Olaf aşırı güzel olmuş. Evet. Bu da arkadaşlar benim Anna resmim. Böyle ben bunu çok uğraşarak çizmiştim. Şurada çiçekler var, güller var. Böyle. Bunu arkadaşlar ben kalemliğimden çizmiştim. Çok güzel bence bu da. Böyle bu taç kraliçe olduğu zamanlardan. Arkadaşlar az önce dediğim gibi ben ilk zamanlarda böyle bakış şeyini tam tutturamıyordum. Bu da onlardan biri. Elsa yine Anna'ya göre güzel olmuş bence. Ama Anna'nın bakışı yani aşırı şey gıcık duruyor yani.
Evet arkadaşlar, bu da benim manzara resmim. Sattıklarımdan biri. Yani ben bayağı güzel olmuş arkadaşlar bu da. Bu da benim arkadaşlar yeni resim defterim. Ben bunun içinde şu an hiç resim çizmedim. Ben bunun ilk sayfasına bu kapağın resmini çizmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bence çok güzel. Bunun kardeşimle Şimşek McQueen'sini almıştık biz. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.